Oğlum bunlar bizden araklamış sarmayı ya. Valla. Güneye giderseniz Tayland. Doğuya doğru giderseniz Kamboçya, Vietnam. Laos fillerin de ülkesi. Çok fazla fil var. Kireç taşından şahane tepeler var. Biraz Machu Picchu'yu anımsatıyor. İnanılmaz manzaralar eşliğinde gidiyoruz bu arada. Japon, sen ne yapıyorsun burada? Evet, geldik mağaraya. YouTube tarihinin, sadece Türkçe değil, tüm YouTube tarihinin en iyi videolarından bir tanesidir. Şimdi bu mağaraya geliyoruz. Bu mağaraya ulaşmak için tam tamına... Evet abi, şimdi anlatın. Nereden? Evet, Luang Prabang'ın sokaklarını dolaşırken komünizmin bayrağı altında, sıcak bayrağı altında biralarını yudumlayan bir Türk aileyle karşılaştım. Neredeydiniz? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Evet, önce Kamboçya'daydık. Daha sonra bugün Laos'a geldik dün akşam. Buradan da yarın Vietnam'a geçeceğiz. Yaklaşık 2 haftalık bir turumuz var. Harika. Sömestri bu şekilde değerlendirmek istedik. Ömerciğim. Oğlum da sen de bir şeyler söylemek ister misin? Sömestri tatili mi? Evet. Evet. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Ne düşünüyorsun? Laos hakkında. Öğrendin mi bir şeyler? Evet. Kamboçya'da mesela ne öğrendin? Söyle bakalım. Suyun pis olduğunu öğrendim. Evet. İçmemen lazım. Buz da içme bence. Evet. Evet. Başka tarihi öğrendin mi? Evet. Tapınaklarla ilgili. Mesela Kamboçya'nın. Öyle şey, böyle turuncu elbisede şey, Budistler oluyor. Kral ya, işte budur. Bugün yani. Filleri beslemeye gideceksin. Hadi evet canım. Bugün filleri beslemeye gideceğiz. Fillere binmiyoruz ama değil mi? Besleyeceksin sadece. Evet. Evet. O dişten de bahset istersen hemen. Ha evet. Çok güzel bilgisi var. Fil diş, erkek filler fil dişi olmadan yaşayamıyor ve fil dişleri böyle ev dekorasyonlarında falan kullanıyorlar. Evet. Bence çok kötü. Sakın onları satın almayın. Satın alırsanız daha çok öldürülmek zorunda kalırlar. Fillerin nesli de tükenmek üzere. Çünkü bir de bebekler boynuzsuz yaşayabiliyor. Fil dişi olmadan yaşayabiliyor. Zaten sonra büyüdüğünde çıkıyor onların da. Kız filler olmadan fil dişi olmadan yaşayabiliyorlar. Onların zaten fil dişi falan çıkmıyor. Sürekli yaşıyorlar. Evet. Sürekli böyle erkekleri öldürüyorlar. Erkek de dünyada kalmayınca zaten kadın da evlenemez. Öyle çiftleşemeyecekler. Nesilleri tükenecek. Zaten sonra yaşlılıktan ölecekler. Vay be. Bir de sadece ev dekorasyonu için değil, aynı zamanda İlaç olarak da kullanıyorlar Çin'de, evet. Buralarda. Çin tıbbı var. Onun tozu mesela gergedan boynuzunda da yapıyorlar. Ama aslında tırnak gibi bir şey yani. İnsan tırnağı gibi. Aynı şey. Yani bir iyileştirici özelliği yok. Anlat, hangi okuldasın? Bilfen'deyim. Vay be. Dördüncü sınıf. Filole Bilfen dördüncü sınıf. Ne olacaksın büyüyünce? Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Doktor olamazsam bilim adamı. Bilim insanı. 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 Başka söyleyeceğim bir şey var mı? 4B sınıfındayım. Arkadaşların en sevdiğin arkadaş hangisi? Selam söyle. Arkadaşlar. En sevdiğim arkadaşlarım Mira, Ecem, Zehra, Selim, Enes. Hep kızları saydım başta. 3 kız 2 erkek. 3 kız 2 erkek, tamam. Süper, çok memnun oldum. Teşekkür ederim. YouTube kanalım var, söyleyebilir miyim adını? Söyle tabii ki ya, alta yazarız. @PamirBricks. PamirBricks. Ne anlatıyorsun? Daha video yükleyemedim ama Legolarla ilgili olacak. Ya işte kral. Lütfen takip edin arkadaşı. Yoksa cezalandırırız. Pamir'cim çok şanslısın. Bak bu yaşında Kamboçya, Laos, Tayland'a gitmeyeceksiniz değil mi? Vietnam. Başka nereleri gördün şu ana kadar? Şey, Venedik vardı İtalya'da. Süper. Başka? Başka. Almanya'ya gittik. Çok fazla gidiyoruz. 20'den fazla kere gitmişim.
Almanya. Başka? Fransa var. Fransa. Oo, benden çok gezmişsin ya. İspanya hatırlayamıyorum. Gitmiş. Bence ne yap biliyor musun? YouTube kanalına bir de böyle kamera al. Böyle anlat hafiften. Çok güzel. İngilizcesi de çok güzel. İngilizce de anlatabilirsin. Evet. Ben İngilizce de anla. Tamam. Pamir'cim çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biraz bir şey değil. Bekliyoruz YouTube kanalını. Tamam. Biz teşekkürler. Gezileri de koy böyle. Tamam. Güzel yerleri çek. Tamam. İlk videomda sizin YouTube kanalınızı açıklamaya bırakacağım. İşte budur. Evet arkadaşlar. Daha sabah böyle bir dolanıyordum. Keşfediyordum şeyi. Kasabayı. Pamir ve ailesiyle karşılaştık. Aha Gimli. Gimli. Hobbitlerden. Ne kadar güzel dünyayı geziyorlar. Ve çocuk daha 4. sınıfta ama Kamboçya gibi, Laos gibi, Vietnam gibi ülkeleri görüyor, görecek. Çok şanslı. Umarım tüm Türk insanı da, böyle Türk çocukları da aynı şansa kavuşur bir gün. Çünkü gezmek dünyanın en iyi eğitimi. Düşünsenize, Budizmi ya da Pol Pot'u yerinde görüyor ve öğreniyor. Çok 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 güzel. Evet, bugün Luang Prabang'ın merkezinden başladık. Ama sizi enteresan bir yere götüreceğim. Luang Prabang'da tabii ki önce ne buluyoruz? Tuktukçu. Başımın belası. Luang Prabang ne demiştik? Luang Prabang, Laos'un kutsal şehri. Yani Vatikan'ı diyebiliriz. Ya da Türkiye'de Çorum, Sungurlu gibi. Onu düşünün. Benim kutsal şehrim Çorum, Sungurlu. Bu da o tapınaklardan bir tanesi. Kutsal tapınaklardan bir tanesi. Please, yes, thank you. Tabii ki Budizm ve Laos Budizmi, Laos'taki animist dinler, çünkü kabilelere gideceğiz, konusunda uzun uzun videolar çekeceğiz. Şimdi bana bir tuktukçu lazım. Neredesin tuktukçu? Başımın belaları. Ne güzel, banklara oturmuşlar. Karşıdaki tapınakları izliyorlar. Aa, kuş kafesi. Kuş da mı var içinde? Evet. How much? 50,000. Ama onlar geri gelir sana. Ama sen onları geri getiriyorsundur. 20,000. Sana 20 veririm. No? Okay, thank you. Thank you. Baksana kuşları hapsedip şey yapıyor. O kuşlar muhtemelen geri geliyordur ya da yine yakalayacak. Tam bir çakallık ya. Hatırlıyor musunuz? Mekong Nehri'ni anlatmıştım size. Burada da geçiyor Mekong Nehri. Şimdi o Kamboçya'daki görüntüyü gösterelim ve aradaki mesafeyi gösterelim. Tüm Güneydoğu Asya'ya hayat veriyor Mekong Nehri. Kız sen ne güzel giymişsin. Bakıyor beni çekecek mi diye. Ve yine Laos Budizmi kutsal mekanlarından. Daha sonra öğreneceğiz tüm bunları. Oğlum bunlar bizden araklamış sarmayı ya. Vallahi. Yes. Vallahi harika. Chili. Chili? Yeah. Sticky rice. Eggplant. Bu şey patlıcan. Bu da yapışkan sticky rice dedikleri. Hello. Sticky rice. Yani yapışkan pirinç mi deniyor artık Türkçe. Onu da kökenini araştırdım. Normalde pirinç yapışmaz biliyorsunuz. Bu pirinçte glüten var ya da fazla var diyelim. Onun için böyle yapış yapış oluyor. Mango ile yiyorlar Tayland'da sticky rice'ı bolca. Yani glüteni keserseniz sticky rice'ı da kesmeniz gerekiyor. Zaten glüten o yapışkana deniyor. Yani yapışkan maddeye glüten deniyor. Ne kadar bilimsel oldu bilmiyorum ama yani bilimsel olmadı kesin. Devam edelim. Evet, Türk arkadaşlarla sohbetten sonra bir tuktukçu buldum. Bir ajantaya gittim aslında. Ajantada
tuktukçuya gösterdi. Tuktukçuyu gösterdi. Şimdi onun getirdiği bir tekneyle Mekong nehrinde bir köye gideceğiz arkadaşlar. Size Laos köyünü göstereceğim. Ve bu köyde çok ilginç bir şey yapıyorlar. Sürpriz. Arkadaşlar şu teknenin güzelliğine bakın ya. Ve doğanın güzelliği. Havanın serinliği. Umarım yağmur yağmaz. Yani yağarsa da yağsın. Bu güzel kızlar da bizimle geliyor. Şuna bakın. Sunset Cruise mu diyor? Sunset Life. Böyle gemimsi. Güneş. Vay vay vay. Saltanat kayın bu. You need help? No, when I have a cigarette. All right, okay. Wow, the boat is so crazy. Arkadaşlar böyle bir tekne gördünüz mü hiç? Ya. Buradan Tayland'a gidebiliyorsunuz teknelerle Mekong nehrinde. Yani Kamboçya'ya da gidebilirsiniz. Slow boat denilen şeyler var. Yavaş tekne. Yavaş yavaş Tayland'a kadar gidebiliyorsunuz Luang Prabang'dan. Bu çay mı öyle bir şey diyordu? Demiştim size bolca Fransız turist var. Hello guys. Wow. It's so nice to see you. Where are you from? I'm from Japan. Ah. Soichi. Yes, I was in Japan for 3 months. Yes. Yeah. Oh, you? Yeah. You went there? I was there. Oh, you've been there? Yeah. Right. Osaka, Hokkaido. Mm-hmm. Where are you from? I'm from Osaka. Osaka? Ah. I've been 2 months in Osaka. Really? That's a lot. That's a long time. Yeah. Nice. I did a lot of things in Osaka. Mm-hmm. Tobita Shinchi. You know, I filmed there. Oh, it's forbidden. Yes, I filmed it. Yeah, it's forbidden. Yeah, I know, but who cares? I'm here now. They can catch me. The no, unfortunately. That's good. Oh God, what is saying? Oh, you're surprised till that I filmed the Tobita Shinchi. Yep. I show you. Actually, I'm telling all the history of the area. There's a like gaming place. Have you seen this? They have this. Oh, okay. Video old games. What? Yeah, the classic one. Yeah, they have this. This is $90,000. This Pac-Man is one of the first in the world. Yeah. Yeah. Pretty old. Which language is it? Where from? It's Turkey. Turkish. Oh, Turkish. Yeah, Turkey. Okay. You can see this is like the boxes. Yeah, this madness in Japan. Yep. I got this tongs. We're like looking, what is this? There's like a Chinese mafia there. I've never heard of it. But there's like a Chinese area with karaoke bars, yeah? I'm not very sure. But so this is the area I was from. これ本当は怒られるんですよ。写真撮った。It's forbidden. Yeah. I know Japanese man. Yakuza. Ah. I don't know the film Tobita Shinchi. I was Oda Nobunaga. All these samurai governments. I was telling history about in Kyoto. So it's a fantastic country. Wow. Like the history is amazing. Nice. The ninjas, the terrorists, the terrors of ninja. Wow. The Mount Mount Hiei. Okay, yeah, you know? Yeah. Yeah, the where Oda Nobunaga kills thousands of monks. Right. Wow. You know that. I think you know Japanese history more than I do. Yes, probably. I'm very interested. So we'll see some Buddhas today. Yeah. Laos whiskey. I don't think it's as good as Japanese whiskey. But I'm not sure. Never tried. I tried. Yeah, I was like 12 years ago. They used to shut the bars down, 11. So everybody used to go to the bowling place, alley. They still do? Yep. Oh, I want to do that. And there we used to buy like whiskey, Laos whiskey, which is like a $1 a bottle. It was, I don't know, maybe it's like $2 now. Okay. Ripoff. So like
It was so terrible. The whiskey was so terrible. I like Japanese whiskey. Hibiku. Hibiki. 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 There is one Japanese whiskey that's actually like one of the number 10 in the world. Yeah, like, I mean, after Ireland, maybe, probably. Irish whiskey is better. I think so. I agree. Well, whiskey. We did invent it and then, you know, not too bad for 500 years. So. Yeah. But Japanese has a very nice touch. They're when they touch something, they do really nice. No, as I said, it is supposed to be one. I think it's One of the best. Yeah. Scottish, Irish, and Japanese. Like, I mean, Irish is the best, of course. Because otherwise, she'll kill us. No. I do like some Scotch whiskies. Yeah. Where about Ireland? Are you from? West Coast. I have many friends from Northern Ireland, which they used to come to my country. I have friends from Kilkeel, Belfast, also Dublin. I have friends from Dublin. Turkey. Laos için dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi diyorlar. Bakın nehir kıyısına, şu bacaklara bak. Nehir kıyısında sebze yetiştiriyorlar. Tüm nehir kıyısı bu şekilde devam ediyor. Çok güzel ya. Ne yazık ki çöp de var bolca. Buradan böyle devam ederseniz Mekong Çin'e gidiyor. Buradan dümdüz vurursanız şöyle bas abi gaza, bas gaza Çin'e ulaşıyorsunuz. Bu tarafa inerseniz diyorum. Bu tarafa gidip güneye giderseniz Tayland, doğuya doğru giderseniz Kamboçya, Vietnam. Sanıyorum burası Çinlilerin yaptığı hızlı tren. Çok yeni gözüküyor ve modern gözüküyor. Abi bu kadar dağlık bir ülkeyi kuzeyden en güneye kadar nasıl, ne ara yaptınız? Bakın tünellere bakın. Bunu ancak Çinliler yapabilir. İnanılmaz. Tabii Japonlar falan da yapabilir de yani. Laos sularda öyle bir teknoloji yok. Yani beni en çok şaşırtan şey bu ya gerçekten. Laos'ta hızlı tren olması. Herhalde bu kadar dağlık bir Japonya, İtalya falan var hızlı trenin olduğu. Keşke geçse şimdi de görsek. İnanılmaz bir para harcamış Çin. Tabii yani Çin'i Tayland'a bağlıyor bu hızlı tren aynı zamanda. Öyle düşünün. Tayland'da çok büyük bir ekonomi. Malezya, Singapur, Endonezya'ya yakınlaştırıyor. Bizim ülkemize de hızlı tren çok gerekli ya. Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'e dağları dele dele hızlı tren. Ama yani gerçek hızlı tren. Öyle bizdekiler tam hızlı değil. Şimdi geçse ne güzel olur. Hızını görürüz. Dönüşte belki. Diğer gemiye ne boşaltıyor ya? Denizden aldığı çamur. Çamurun içinde midye falan mı var acaba? Acaba. Yoksa direkt kum mu? Evet. İnşaat için denizden kum çıkartıyorlar ya. Burada da nehirden çıkartıyorlardır. Bu ülkenin denize kıyısı yok. Ama binlerce adası var. Oraya gidebilir miyiz bilmiyorum ama gitmeye çalışacağız. 4000 ada diye bir yer var. 4000 tane ada var. Şu güzelliğe bakın ya, şu manzaranın muhteşemliğine bakın. Vay 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 vay. Şimdi bu köye gidiyoruz. Bu köy viski köyü. Böyle aşırı dandik bir köprüden geçiyoruz. Bambu. Bambu kendini koruyacak halde değil. Hindiler var. Şimdi burası Laos viskisi. Üretim tesisleri, çanaklar eski görüyorsunuz. Ne viskisi bu? Pirinç viskisi. Çünkü burada tarım devrimi pirinçle başlıyor. Mesela
Latin Amerika'da. Mısır'la başlıyor. Mısır onun için en kutsal şey. Evet. Şimdi bunlar burada üretilen No snake. Yılan yok diyor onda. Is it sweet? Yeah? Sweet? Oh. Okay. Come on. Is this rye? Rye? Yeah. Rice. Or rye? Yeah, this is black rice. Rice. Ah, okay. From the rice. Okay. No snake. Tamam, onu ezberlemiş o. Okay. We agree. There is no snake in it. Maybe I want the snake. Ray çavdar demek acaba. Ha, bunlar. Hello. Bunlar arkadaşlar. You are the Mr. Kamdi? Yeah. Wow. For you. Very very famous person. Vallahi diş de yok ama. Yeah. Bunlar arkadaşlar. Mr. Kamdi, good for me. Oh, I know. Akrep. Burada değişik tür yılanlar var. Siz tabi yılanlara alıştınız. İkisi 2.5 dolar diyor. Can I try? The red one I want to try. The red one. The red. Rouge. That's communist one. 15%. Okay. Is this wine or whiskey? Ah, is it wine? Yeah. Şaraba benziyor. No? What's that? What's this? Whiskey? Yeah. Oh. Some kind of. No. Oh. No. Oh, too much. I don't like. No, this is like a liquor. Liquor. Yeah. Nice. Yeah, it's this one. No, no. Oh, this one. Ah, the rice one. Yeah. That's fine. Oh, you're going to make me drunk. So this is this one. It's like a lemon. Well, for you, for me. For me, for you. No snake. No. No snake. No, it's okay. It's okay. I don't. No. No snake. No snake. He's pouring me. Oh, I have to try this one too. This is the whiskey. La whiskey. Bu whiskey arkadaşlar. Lahmacunla. Good for me. Oh, this is good. Yeah. That one. Yeah. Okay. Not lucky day. Is this one the snake? No snake. No snake. No. Bunlar viski. Kusacağım. My scarf. Şey. Aa, bakın bunlar. Kuarts taşları. Kuarts. Ne güzel ya. Yes, kuarts. Yes. Mağaradan taş. Burada tabii bu küçük bir köy. Bu viski üreten köye benim gibi turistler de geliyor. Deyzem ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Canım Deyzem benim. Bak viskiden zengin olmuş. Sarı bina yapmış kendine. Aa, mısırlara bakın. Ben Sakarya'da doğmuştum. Köyün ismi neydi ya? Hello. Arifiye köyü. Orada fındık olurdu. Böyle mısırlar olurdu. Hatırlıyorum çocukken. Böyle dayanamadım. Çok hoş değil mi ya? Arifiye köyü. Arifiye'den izleyenim var mı acaba beni şu anda? Oraya Türkiye'ye geldiğimde bir geleyim ya. Arifiye. Çok güzeldir ya. Böyle. Vay bak kadın yapıyor. Kolay gelsin. Sabadika. Sabadika.
Oh, yine viskiler. Yani viski diyoruz ama yani evet viski kabul ediliyor. Ben arka o İrlandalı kızlarla konuşurken anlattım bilmiyorum ama bir dolarlık viski alırdık şişe. Tabii viski rengindeydi araba. Viski rengindeydi onlar. Yani bildiğiniz şey köpek öldüren oluyor. Yani alkol. Kız yavrum benim canım benim ya. Teyzem sen ne yapıyorsun? Merhaba. Keşke param olsa. Para yok ki. Laoslular dünyanın en kısa ikinci milleti. Doğu Timor'dan sonra. Vay be. Merhaba. Eski paralarında kral var. Kraliyet Tayland ve Amerika kralla hareket ediyor Vietnam Savaşı'nda. Yani krallığı koruyup komünizmi engellemeye çalışıyorlar ama Vietnam kazanınca Laos'ta düşüyor. Aa, rahipler. Of ne kadar güzel bir tapınak burası. Oğlum sen de bir şey satmaya çalışıyorsun ya. Çok güzel maşallah. Ha. Where is the... Ne? Ver hadi tamam. Rengi güzel onun için. Ha dua diyor. Thank you. Thank you. Tamam vereceğim para. Thank you. Amen. I got my Buddhist prayer and my bracelet. Aa çok güzel. Arkadaşlar. Ne kadar hoş. Bakın köpekler. Aslanlar. Bu Anadolu'da da Alevilik'te de aslan figürlerini görüyorsunuz değil mi? Çok bilgim olan bir konu değil ama. Bakın, ağaç, meditasyon yapan budalar. Muhtemelen 4 buda. Kaplumbağa, tavuk. Burada bir tavus kuşu. Hindistan'ın Jaipur şehrinde tavus kuşları vardır. Ve o tavus kuşları vahşidir. Dağlarda böyle dolaşır görüyorsunuz. Müthiş bir şey. Tavus kuşlarının vahşi olması. Ne kadar güzel bir köy. Bu da Buda'nın. Buda'nın ilk Buda ayrı, ikinci Buda bitiş. Bitişik Türkçe dersi. Buda, Buda'nın meditasyon öğretilerini şey yapıyor. Bakın işkence ediliyor Budistlere muhtemelen. İşkence sahneleri var. Öldürülüyor. Kaçıyorlar bir şekilde köpeklerle. Burada kaynatıyorlar kaynar kazanda. Buda'nın aydınlanması ve yine öğretilerini gösteriyor. Kaç yüzyıllık belki de şeyler. Laos fillerin de ülkesi. Çok fazla fil var. Yine filin üzerinde bir Budist aileyi taşıyan mütevazi bir rahiplerin evleri. Küçük bir köy çarşısı. Çok hoş ya, huzur dolu. La, küçük Buda, gel buraya. Merhaba. Şimdi nasılsın? Merhaba. Sabadi. Merhaba. Gözü sahte abimin. Tek gözü çıkmış, onun yerine sahte bir göz koymuşlar. Of, güzelliğe bakın. Ege gibi, Ege'yi hatırlattı. Kalbim Ege'de kaldı. Begonviller, beyaz. Her renkte begonvil. Ha, eşşi oğlusu. Ne yapıyorsun? Merhaba, sana da merhaba. Merhaba. Thank you. Şimdi bu küçük köyde bunları görüyorsunuz. Birkaç doları satıyorlar. Kendileri üretiyorlar şu makinelerde. Bu birkaç dolar onlar için o kadar büyük para ki inanamazsınız. Çok çok büyük bir para. O sebeple bir tane bile satsalar bayağı karlı olabiliyor ki
çok da turist geliyor olabilir. Ma. Amcam sen var ya sen. Çok tehlikeli bir adamsın. Alkol. Alkol kullanmıyorum ki. Thank you. Thank you. Later. Evet. Üretildiği yer burası. Nasıl üretildiğini zaten görüyorsunuz. Bizim herhangi bir Trakya köyüne gidersiniz. Orada böyle likör yapanları da görebilirsiniz. Manzara muhteşem ama ya. Yani gerçekten. Şu ormanların yüceliğine bakın. Şu ormanların, bulutlara ulaşan ormanlara bakın. Muhteşem ya, muhteşem. Seni seviyorum Mekong Nehri. Tüm nehirleri seviyorum ya. Tüm nehirler dünyada insanlığa hayat vermiş. Niger Nehri, Mekong Nehri, cart diye düşermiş. Amazon Nehri, Parana Nehri. Vay be. Evet, devam ediyoruz. Çok acayip bir yere gidiyoruz şimdi. Kireç taşından şahane tepeler var. Biraz Machu Picchu'yu anımsatıyor. Meksika'daki Sumidero Kanyonu'nu hatırlatıyor. Ya da Ha Long Bay var yakında Vietnam'da. Orası da çok benzer. İnanılmaz manzaralar eşliğinde gidiyoruz bu arada. Amcam oynama onlarla ya, oynama ya. Her şeyle oynuyor. Çok güzel be. Yağmur ormanları. Kocaman bir nehir. Serin bir hava. Bir sevgilimiz yok. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi bu Kireç Dağı tepelerin, dağların içindeki bir mağaraya gideceğiz. Japon sen ne yapıyorsun burada? Evet geldik mağaraya. Efsanevi Kolombiya videomu hatırlayanlar. Düştüğümü ve popomun açıldığı videoyu da hatırlar. Mekong Nehri'nde öyle bir şey olur mu? Bilmiyorum artık. Ama o video var ya, bakın çok net söylüyorum. YouTube tarihinin, sadece Türkçe değil, tüm YouTube tarihinin en iyi videolarından bir tanesidir. Yani deniz üzerinde yaşayan insanlar, evcilleşmiş pelikanlar, okyanusta küçücük bir kanoda fırtınaya yakalandık. Kanomuza balıklar uçtu. Yani timsahlar, yok yok ya. Düştüm, ölüyordum. Sonra gece, fırtınada. Gerçekten o kadar saçma, absürt bir video ki. Bir de Uber şoförü de bize gelmişti, o da ölüyordu. Adamı da götürüyorduk. Her neyse, o videoyu izleyin. Yukarı bırakıyorum şeyini. Şöyle. O zamanlar yeni açtığım için çok izlenmiyordu o videolar. Ama çok çok güzeldir. Evet. Şimdi bu mağaraya geliyoruz. Bu mağaraya ulaşmak için tam tamına 3 saattir Mekong Nehri'nden yoldayız. Tam 3 saat 12 dakika olmuş. Yine muhteşem bir manzara. Çok yüksek basamaklar. Bunlar dünyanın en kısa insanları olduğunu düşünürsek, en kısa insanlarından biri. Bu basamakları tırmanmaları bayağı zor oluyordur. Benim boyum 1.90'a yakın. Evet şimdi girişte yine Laoslar tarafından satılan çiçekli burada bayağı kalabalık şu anda. Kireç taşı bunlar. Kireç taşı oluşumları yumuşak taş olduğu için rüzgarlar ve suyla oluşuyor. Damlayan sularla. Bunları da oyarak. Pi tanrısına, Pi'ye tapıyorlarmış yerliler. Nehirler her zaman bir tanrı olarak kabul edilir animizmde. Ganj Nehri mesela Ganga'dır kadın olarak. Bu da Pi. Çin'in güneyinden gelmişler. Batıdan Budizm yayılmış. 16. yüzyılda Kraliyet ailesi, Lao kraliyet ailesi Budizm'i tamamen kabul etmiş. Lao insanları, Lao halkı Çin'in güneyinden gelmişler. Yani altında yazarız. Şimdi ilk tanrı Pi'ye
taptıkları için. Bu Budist muhtemelen ama. Şunlar Tanrı Pi. Yes, no problem. Nehrin, Mekong Nehri'nin ruhu olduğuna inanıyorlar. Animizm zaten. Ruhlara inanmak demek. Ama bir tanrı ya da tanrıça, muhtemelen tanrıçadır. Tanrıça olduğunu da düşünüyorlar. Bakacağız Pi'yi ben duymamıştım. Pi tanrıçasını ya da tanrısını. Yine bakın irli ufaklı Budist heykeller var. Tabii ki animizm, Budizm kadar güçlü doktrinlere sahip bir din olmadığı için ve kraliyet ailesi kabul ettiği için sonraki başta Pi'ye, Pi için yapılan bu, yani Pi için kutsal olan bu mağara sonra Buda için kutsal oluyor ve bakın yüzlerce, binlerce Buda heykeli var burada. Hepsi muhtemelen çok eski. Bazıları zaten artık çürümeye başlamış. Bir de şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Terrakota var ya şeydeki, Çin'deki. Ona aslında benziyor. Tabii küçük versiyonu. Terrakotalar gibi. O kadar Japon sonusu hiç aklınıza gelmiyor ışık tutmak ya. Işık tuttum amca sana. Hadi bakalım. Bakın. Mağaranın derinliklerine kadar gidiyor. Birçok. Şurada bir sürü küçük küçük budalar var. Ahşap. Yeşim buda. Yani Luang Prabang'tan 3 saat geldik. Hadi köyde falan durduk. Yani 1,5 saatte falan hızlıca tekneyle gelebilirsiniz buraya. Bir saniye. Götünüzü yiyeyim hadi. Yeter ya. Ne çektiniz ya. Manzaranız şöyle. Şu tarafa gidelim birazdan. Bakın bu üstteki Buda gitmiş mesela. Aynısı da varmış. Ayakları kalmış sadece. Çok eski yine mağaraya kazılmış. Bunlar yatan budalar. Kelimenin tam anlamıyla yatan budalar. Burada Budist dualar. Gelen tekneler de böyle gemiler. Tekneler. Bakın bir Laolu amca. Şimdi şey yapacak. Onu izleyelim. Yanında hippie bir kız var. Mum yakıp. Nasıl her şeyi döktün. Huzurla dua ettirmedim insanlara. Çekeceğim diye. Amca. Şurayı görüyor musunuz? Hepsi şey, örümcek ağı. Arachnofobia, örümcek fobisidir. Oturduğun yer, Swiss Hotel lobisidir. Suçu günahı yok, Spiderman'in. Kötü davrandın, suçlusu sensin. Örme, örme. Örme ne olursun. Gel gel gel. Örme. Örme. Sebebim olursun. Evet, buradan da atlayabilirsiniz. Atlarsanız pek iyi olmaz gibime geliyor. Tüm dinlerde önceki dinin kutsal mekanı her zaman kullanılır. Bir şekilde aslında thank you, ikna etmek için mesela şuranın dikliğine bakın arkadaşlar. Korktum valla. Aztekleri yok ediyor İspanyollar. Tabii ki kendi dinlerini getiriyorlar. Aztek tapınağını yıkıp yerine kilise yapıyorlar. Ve Aztek diniyle Hristiyanlığın karışımı bir dini de yine de göz yumuyorlar aslında. Bugün
Meksika topraklarında inanılan Hristiyanlığın belki %70-80'i Maya topraklarında. Aztek, Maya diniyle alakalı. Bu bazı yerlerde %20'lere falan da iniyor tabii ki de. Bazı köylerde yani bir kilise var. Haç bile kullanmıyor adamlar. Onları da anlatmıştık. Tabii siz de izlemediniz o zaman. Vallahi ben böyle yerlerden korkarım. Çok dik. Heh, tamam. Ama bu da sağlam değil ki, baksana. Bu da sağlam değil ki. Daha ayrı. Öf be. Muhteşem, muhteşem. Muhteşem. Sen de iyi yolunu buldun ha. Yemin ediyorum. Merhaba. Japon da her yerde balık tutuyor oğlum. Nasıl Japonsun ya? Güzelliğe bakın ya. Çok güzel. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama geçen bir video vardı. Bir kadın Afrika'da köprüden geçiyor. Bambu bir köprü var. Bir tane ya da iki tane büyük bambuyu birleştirmişler. Kadın düşüyordu. İşte Afrikalılar, Batılılar yüzünden mi geri kaldı? Yoksa tembeller mi diye bir tartışma vardı. Ben de o zaman şey yazmıştım. Yani o bambudan 8-10 tane, 20 taneyi birleştirip daha güzel bir köprü yapabilirler mi diye. Laoslular aslında köprüme güzel örnek vermişler, bahsettiğim köprüyü. O videoyu da koyacağım size. Bakın, yani o kadının geçmeye çalıştığı şuydu işte. Ya da iki tane vardı. Burada birbirine bağlamışlar. Üstünü de yine bambuyla kapatmışlar. Harika bir köprü oluşmuş ki burası baya öyle şey bir yer değil. Büyük bir alan. Su baskında oluyor ama bambu her şeye dayanıklı diye çat diye girermişim suya böyle. Evet. Özellikle Filipinler'de bolca kullanılıyor. Yatak yapıyorlar, her şey yapıyorlar bambudan. Ev yapıyorlar. Çok dayanıklı çünkü. Su da daha da sağlamlaşıyor suda. Evet arkadaşlar. Bir gün daha sona erdi. Biraz yoruldum çünkü çok uzak mağara. Yani bir 5 saatinizi falan alıyor. Git gel. Bakayım kaç saat. 5,5 saat sürmüş. Şimdi buraya girdim. Ne kadar güzel ya. Harika. Evet, bugünlük bu kadar. Size Whiskey Village. A few moments later. Whiskey köyünü ve bir Budist mağarasını gösterdik. Tabii ki Mekong Nehri. Asıl hikayenin bence güzel tarafı Mekong Nehri. Harika ya. Şu begonvillere bakın. Havanın böyle olması çok şanslı çünkü çok az ülkede böyle güzel havalar oluyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.